Hiç melek kartı çektin mi? Evet. O zaman bu da ikinci olacak diye böyle hani çekmeseydin. Ne oldu? Enerjisi mi düştü? Yok ne? Be. Bebeğim. Peki. Karıştır şöyle. Kendine çek. O arada bize de güzel bir mesaj gelsin. Mesaj gelsin. Evet. Dur bağlanayım mı? Sen üç kelimeyi de bildin ya. Ne güzel uydurdun. Nasıl uydururum. Olur öyle şeyler. Hadi bakalım. Evet, tabii her şey bir uydurmayla başlamıyor mu zaten? Evet. Her şey uydurum aslında. Yani. Şu şöyle olsaydı falan diyerek yapılmamış mı yani? Dahiler dediğimiz kişiler. Evet. Tabii. Çektim. Ah. Oku. Ben hiçbir şey yapmıyorum bu programda. Yaratıcı yazarlık. Oo, oku bakayım. Baş melek Gabriel ne ya diyor? Ya ben okumam gerektiğini bilsem gözlüğümü getirirdim. Okuyamam. Gerçekten de okuyamıyor ya. Ben. Baş melek Gabriel. Baş melek Gabriel. Yazma yeteneğimi kullan. Ya şunu okur musun? Yazma yeteneğini. Yazma yeteneğini kullan, düşüncelerini bir dergide, bir köşe yazısında ifade et ya da bir kitap yaz. Evet. Kitaba ne yazacaksın? Hiçbir anım yok. Yok, yazıyorum aslında. Aslında başladım yazmaya. Allah Allah, ne yazıyorsun? Evet, çok merak ettim. Çok enteresan yol hikayeleri. Bana anlatmadığın ama. Ya sana... Dur ya, o bende kalsın şimdilik. Şöyle biraz ilham alayım. Yok, çok acayip. Uzun yıllardır böyle notlar alıyorum ve... Bir nevi umarım ve ümit ederim ki bu yola girmeyi hayal eden sadece bizim ülkemizde değil ama ekseriyetle Türkiye içinde kişilerin karşılaşabilecekleri iyi, tatlı böyle hikayeleri, böyle hatıralarımı çoktan başladım yazmaya. O hatıralardan birini dökül artık şuraya ya. Sahnede hiç mi gitarının cakı çıkmadı değil mi? Cak deniyor ona değil mi? Bir tabii, şey yapmayayım. Tabii, plug. Ha. 25 yıldır öğrenemedim. Gerçekten öğrenemedim. Eve iş getirmiyorum bebeğim. Ne diyorsun? Ha şey, tamam peki. Şimdi bundan birkaç yıl evvel yine Harbiye Açık Hava Tiyatrosu, demin Niki de söylüyordu. Hani biz böyle iki konser falan çalacağız diye çıkıyoruz. Sonra ama ucu açık oluyor. Nasılsa çünkü organizasyon tabii bu işi fevkalade yapıyor, takdir edersin ki. Sonra bazen 10 konser, 15 konser, 17 konser falan yani gibi satılmış, çok full güzel. Satılmış konser. Neyse bunlardan bir tanesi. Bu arada saçlarımız yapılmış, işte böyle kendimizi iyi hissediyoruz. Bir tarafımızın pudralanmadığı kalmış, ihtimam fevkalade, acayip. Gitarlara bakılmış, benim işte yardımcı arkadaşlarım. Vesaire vesaire. Fakat bir pedal açıkta kalmış ve o pedalda gitarın akordunu fevkalade buluyor. Yani whammy diye bir pedal aslında ve artı 12 değil artı 24. Yani şöyle diyeyim, 2 oktav daha tizde bir frekans çıkıyor ondan. Yani sesin böyle çıkması gerekirken gibi yani böyle bir ses çıkıyor. Muş. Yani bunu anlamlı şekilde kullanmak senin elinde. Herhalde oradan bir arkadaş koşarken, sahneyi süpürürken falan pedala basılı kaldı. Muazzam bir heyecan, ışıklar söndü. Tarkan, İstanbul hazır mısınız falan böyle hani onun o hoş, kendine has davetkar sesi. Perde açıldı falan filan ve ben ölürüm sanaya gireceğim. Biliyorsunuz onun riffine, cümlesini. Ha, hiç de öyle değil işte. Çünkü ha. Benim pedalıma basılı olduğu için... Böyle bir şey çıkıyor. Tabii bakıyor, bana bakıyor. Nereden geliyor? Bir şey var işte. Ses mühendisleri panik falan filan ve herkes son derece işine ciddi. Böyle bir şey yani, ne kadar komik tabii bilmiyorum ama tabii böyle bir sürü hikayeler var. Böyle bazı dikkatsizlikler ya da kazara olabilecek şeyler. Oh be, ağzından laf aldık ya. Çok da tatlıymış yani. Van falan falan. Hiç derken falan değil. Çıkmaz tabii. Bak. Evet. Güzel bir hoşluk oldu. Şurada bir tatlı bir şey. Çünkü program bitiyor artık. Senin program. Sonuna geldik programımızın. Aa. Şimdi sana bir hediye ama. Kuzey Ay Düğümünü biliyor musun? Onu da biliyorsundur. Sen her şeyi biliyorsun. Duydum, evet. Duydum, yabancısı değilim. Sana seni anlatan Kuzey Ay Düğümünü de hediye edeyim çok o zaman. Çok teşekkür ederim. Bunu nereden buldun? Astro Sohbet'ten.
Tamam. Astro Sohbet diye bir şey var, sayfa var. Çok da güzel anlatıyor. Tamam. Ben onu seviyorum ama çok fazla bilgi var bu konuda. Çok da fazla sayfa var, site var. İstediğiniz yerden öğrenebilirsiniz. Kuzey Ay Düğümü. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ, bunu okuyacağım. Ayrıca fincanını da sana hediye ediyoruz. Ha. Giderken onu da yanında götürür. Bu program, bize yıkatma. Evet. Programın başından beri bana limonata ikram ettiğiniz fincandan bahsediyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. O zaman. Oh, iyi ki geldin ya. Ne güzel oldu. Evet, ben teşekkür ediyorum. Ne mutlu. Şaka bir yana gerçekten. Hepinizi görmek, seni görmek, dostlarımı görmek burada. Şaka mı? Şaka bir yana dedin de o yüzden. Şaka bir yana değil, tamam, baştan alıyorum. Ne mutlu sizleri burada görmek. Bir lafıma da karışma. Bir lafıma da karışma. Yani orayı allandırma, bullandırma. Hey! Bunun intikamı alınır. Bunun intikamı alınır. Yok, alınmaz. Yok. Ama şaka, çok tatlı bir program şaka oldu. Şaka bir yana, iyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Ve bir şey daha diyeceğim. Hayatta yollarımızın kesişmesinin ben rastgele olduğunu ya da şans eseri olduğunu düşünmüyorum. Yani aslında bu odada da olan, bizim şu an çekimlerimizi yapan değerli arkadaşlarımız ya da bizi seyretmekte olan işte Sanem olsun, Niki olsun, bütün herkes, bunun hiçbir şekilde böyle rastlantısal olduğunu düşünmüyorum. Yine böyle hani ulvi konular falan filan, o yüzden buna da müteşekkirim. Evet, çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Friction diyecektim ya. Friction.